Bizim hep arkadaşlar, ben Musa. Bugün internet olmadan oynayabileceğiniz oyunlar serisinin üçüncüsüyle karşınızdayım. Yine sizler için internet olmadan oynayabileceğiniz oyunları araştırdım. Süper oyunlar buldum. Daha ne yapayım ben sizce? O kadar araştırdım, buldum. Yani bir aşağıdan bir like çok görme ya şu kardeşine. Bu arada da sınavlarınız nasıl geçiyor? Ne yapıyorsunuz? Bir yorumlarda bir yazın. Like attıysanız o halde oyunları oynamaya geçelim. Hadi bakayım. Geç. İlk oyunumuz Stick Hero oyunu. Ben normal listelerde oyunların ismini vermiyordum reklam olmasın diye. Reklam yapmadığım için ismini vermiyordum. Beni yorumlarda öyle bir kırdınız ki artık isimlerini veriyorum. Bir dövmediniz kaldı beni. O yüzden ilk oyunumuz Stick Hero oyunu. Bak, ekrana basılı tutuyorum ve hani böylece o boşluğu doğru doldurmaya çalışıyorum. Eğer ki doğru doldurursam geçiyorum. Vay canına. Bak, ekrana basılı tutuyorum ve hani böylece o boşluğu doğru doldurmaya çalışıyorum. Eğer ki doğru doldurursam geçiyorum. Bak. Mesela bak şu an doğru gidiyorum. Mesela zor geldi. Ucunda kaldı. Ah. Gitti. Ben bu oyunu bayağı sevdim bu arada. Yani böyle can sıkıldığımda rahatlıkla oynayabileceğim bir oyun. Bir insan bir oyunu bu kadar kötü oynayabilir. Aslında konuşmasam iyi oynarım da. 5 dakika konuşmayayım bak nasıl oynuyorum bak. Aynen. A few moments later. Demek ki konuşmamamla hiçbir alakası yokmuş. Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikada. Evet. Evet, geçtim incelemeyi. İkinci de tamam. Süper gidiyorum. Hadi. Evet, bu da tamam. Bu en kolayı. Evet. Oo, ucunda kaldı. Evet, hadi. Hadi ne zaman artık level atlayacağım? Ya yandım ya. Eğer oyunun mantığını anlamadıysanız ufak bir daha anlatayım. Bakın, ekrana basılı tutuyorsunuz ve o boşluğu doğru doldurmaya çalışıyorsunuz. Bakın mesela basılı tuttum, geçtim. Eğer ki fazla veya aşağıda basarsanız, mesela kısa bastım, pat düşüyorsun. Mantık bu şekilde ilerliyor. Anlamanız için bir daha anlattım. Umarım anlamışsınızdır. İlk oyunumuz bu şekildeydi. Hemen bir diğer oyuna geçelim. Hadi bakayım. Geç. Oyunumuz Crazy Road'muş. Crazy Road. Ben bu oyunu birazcık Minecraft'a benzettim. Eğer ki bunun bir ismi olsaydı bence Minecraft 2 olurdu. Gelin size oyunun mantığını anlatayım. Şimdi bir tane tavuk var, tamam mı? Tavuk böyle altınları topluyor. Yavaş yavaş şehre doğru gidiyor. Terbiyesiz bir tavuk. Çünkü kaçmış, şehre doğru gitmiş. Senin sahibin nerede? Senin kümesin nerede? Evet bak, şu an onu yoldan geçirmeye çalışacağım. Hadi geç geç. Evet. Oo. Evet geçtim evet. Evet geç. Tavuğuma bir şey olacak diye çok korktum. Evet, benim kadar heyecanlı oynamayabilirsiniz tabii bu oyunu. Daha sakin oynayayım ben biraz. Aa! Lan! Kartal Şahin kaptı. Tavuğum gitti tavuğum. Demek ki çok beklemek lazımmış. Bir de oynayacağım. Hızlı oynayacağım. Birazcık da konuşmadan oynayacağım. Yorumlarda bu tavuğa bir isim koy. Şapşal bir tavuk ya. Senin bu şehirde ne işin var? Senin kümesin nerede? Geç geç geç. Oğlum. Geç geç geç. Evet et geçsin. Bekliyorum bekliyorum evet. Hızlı tren geçsin. Geç. Evet. Hadi. Evet. Evet. Hadi. Evet. Çok iyi gidiyorum. Yes. Ya. Nehre düştük. Ya aslında bir şey söyleyeyim mi? Ben aşırı heyecanlı oynadığım için panik de oluyorum. O yüzden yanmam daha kolay oluyor. Bir daha sakin oynayacağım. Evet. Benim canım tavuğum. Şapşal tavuk ya bu. Tam bir aptal ya. Senin şehirde ne işin var? Evet. Evet. Çok iyi gidiyorsun. Evet. Son anda. Bu oyunumuz da böyleydi. Bir diğer oyuna geçelim. Hadi bakayım. Geç. Bir diğer oyunumuz Battle Jump. Bu oyunu ilk bulduğumda aşırı sarmıştı. Hemen size de göstermek istiyorum. Ekranı tıkladığımızda şişe ters çevriliyor. Böylelikle yavaş yavaş bölümün sonuna geliyoruz. Evet, bakın şu an gayet ne kadar iyi oynadığımı görüyorsunuz. Bak, bazı yerlerde gösteriyor ve finish. Ne kadar basit. Easy. İki kere tıklama hakkınız var bu arada. Evet. Hop. Aa! İşte bu. Geçtim. Evet. Şimdi bakın. Hiç durmadan gideceğim. Oyunun mantığı böyle, hani bir akım vardı zamanında, böyle şişeyi ters çeviriyordum, böyle tam bir daha olduğu yere geliyordu ve havalı oluyordu. Oyun versiyonunu yapmışlar. Böyle canınız sıkıldığınızda internet olmadan oynayabileceğiniz gayet güzel bir ve keyifli bir oyun bence.
Evet, benim gibi yanmasanız tabii daha keyifli. Şurada köşedeki altın paralarınızı biriktirirseniz şişe açıyorsunuz. Ben az önce paramı biriktirdim, bir tane şişe açtırdım. Gayet havalı gördüğünüz gibi. Evet, böyle gidiyorum. Nesnelerin üzerinde gide gide bak. Mesela burada beni burada bıraktı. Hop. Evet. Gayet easy, kolay bir şekilde. Evet. Evet, son artık. İşte bu kadar. Eğer ki şişe yere düşerse yanıyorsunuz, kaybediyorsunuz. Böyle bir oyun. Bu oyun da böyleydi. Şişe çevirerek oynadığınız bir oyun. İnternetsiz mis gibi bir oyun bence. Bir diğer oyuna geçelim. Geç. Şimdiki oyunumuz Go Plane. Bu oyunun mantığı şöyle. Bakın, görmüş olduğunuz gibi bir tane uçağımız var. Uçağımızı bombalar peşliyor, tamam mı? Bu bombalardan kaçmaya çalışıyoruz. Eğer ki risk alıp bombayı kendi yakınımızda tutarsak ve o bana belirttiği sürede, görmüş olduğunuz gibi böyle bir özellik kazanıyoruz. Ve hangi bombaya çarparsak çarpalım yanmıyoruz. Ve şu an çok iyi ilerliyorum. Yandım be. Eğer böyle bak mesela risk alırsanız, bak bombayı yakınında tutarsanız ve süre dolarsa size bir özellik veriyor. Hangi bombaya çarparsanız çarpın yanmıyorsunuz. Gelsin bomba. Gördüğünüz gibi bak, bu özelliği kapınca hiçbir bombaya çarpsanız da yanmıyorsunuz. Altını topla 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 topla. Bir dahaki uçak aldığımda işime yarayacak. Orada ne yaptım öyle? Gönder. Şu an şov yapıyorum ha. Woo! Easy. Yandım be. Oyunda oynarken topladığımız altınlar burada işimize yarıyor bak. Mesela 444 altınım var. Aşağıda özellikler var. Yukarıda uçaklar var. Eğer para biriktirirseniz hem uçak alabiliyorsunuz hem de aşağıdaki özelliklerden alabiliyorsunuz. Ben mesela bak bu özelliği aldım. Bunu da aldım. Param var. Alıyorum bak. Oyunun mantığı bu şekilde ilerliyor. Ben aşırı kendimi kaptırıyorum oyunlara. Lanet olsun. Hemen bir diğer oyuna geçelim. Geç. Bir diğer oyunumuz. Cap the Rope. Bu bir zeka oyunu. Benim kumarım biter. Bakın şimdi görmüş olduğunuz gibi burada böyle ipleri kesiyoruz. Altınları topluyoruz. Ana. İşte mesela burada zekam yetersiz kaldı ve yandım. Benim kumarım biter. Evet, bunu kes. Bunu da kes. Şunu da kes. Hop. Hop. Hadi Kurbi. Evet. İşte bu. Zordu ama ben üstün zekamla kolay geçtim. Aynen aynen. Kurbimiz yeterince doydu. Bu arada kendime de şaşırdım. Bakmayın hani zeka oyunu. Ben oynayamayacağımı düşündüm. Ama gayet iyi geçtim abi bu arada. Bir diğer oyunumuza geçelim. Geç. Bir diğer oyunumuz Monster PvP. Lanet olsun, bu ismi okumak için çok çalıştım. Umarım bunu belli etmiyorumdur size. Evet, ilk önce karakterlere bakıyoruz. Gördüğünüz gibi ilk başta Hugi Wugi karakteri var. İkinci de Bal Kabağı. Bu karakteri bilmiyorum. Evet, bu da bir canavar. Abi Slenderman. Evet, bu sanki Venom ya da bu Venom, tam bilmiyorum. İkisi de bir canavar. Bu ömürcek. Göz var lan şeyinde, üstünde. Bu da bir geyik canavarı galiba. Şimdi bu karakterle başlıyorum oyuna. Bakın oyunun mantığı, şimdi şehre indik, tamam canavar. Bakın görmüş olduğunuz gibi insanları etkisiz hale getirmeye çalışıyoruz. Ve buradan da paraları da topluyoruz. Hop. Aha. İkinci insan. Evet, onu da etkisiz hale getirdim. 3. Son insan nerede? Gel buraya. Bak şurada bir tane bomba var, ona çarpmamaya çalışın. Kendimi de bayağı oyuna kaptırdım. Evet, son insanı etkisiz hale getirdik ve paramızı da aldık. Ve geçtik ve şu an bir saniye, başka bir şey oluyor. Karşıda da bir tane canavar var. Ha, oha! Vur. Oha, şu an canavarlarla kapışıyorum. Bunu bilmiyordum lan ben. Vur. Vur. Adam bana dövüyor, beni dövüyor. Kaç. Lan! Evet, sonra kalanı ben öldüreceğim. Oha, benim peşime takıldılar. Lan! Öldüm Allah'ım. Bak görmüş olduğunuz gibi önceden şey de veriyor. Yani özellikleri satın alabiliyorsunuz. Mesela artı 3 canla başlayabiliyorsunuz. Veya da güç özelliğiyle başlayabiliyorsunuz. Eğer paranız varsa, yetiyorsa onu alabiliyorsunuz. Girdim şehre. Gel buraya. Buraya kaçma. Bak. Hop, kaçıyorlar ama. Aa, oğlum üzeri. Oğlum ben şu an var ya, insanları üzüldüm lan. Hadi. Para torbalarını topluyorum çünkü neden? Oha! Silahı var lan bunun. Oha, öldürecek lan bir tane daha ateş etmeden. Gel buraya. Öldürdü beni. Özel timi kim çağırdı? Kim çağırdı özel timi? Kaçmayın, gelin bak. Burada özel tim var, şu kırmızılı. İlk önce onu indireceğim, gel. Ya kaçamazsın, gel lan. Lan vur. Evet, işte bu. Özel timi indirdim. Hepsini şimdi etkisiz hale getiriyorum. Gel buraya. Yapıştırdım, yere yapıştı. Baba. Bak yere düşüşleri çok komik. Bak yapıştırıyorum bak. Puh. Tokadımı koydum, yapışıyor yere. Evet, bu oyunumuz da böyleydi. Tabii ki de normalde daha insancıl bir insanım.
Bu oyunda canavarlaştım biliyorum. Neyse, bu oyunumuz da böyleydi. İşte canavar şehre iniyor, insanları yetişsiz hale getiriyor. Bütün oyunları kısa kısa oynadım. Eğer ki hangi oyunun daha uzun bir şekilde gelmesini istiyorsanız, hani videosunu çekmemi istediğiniz bir oyun varsa bu videoda, onu aşağıda yorumlarda belirtin. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu serinin daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın. Kanala da hala abone değilseniz abone olup zil tuşunu açmayı unutmayın. Abone olmak bedava. Beleş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selamünaleyküm. Sizleri seviyorum. Yandan çıkan videolarda gitmeyi unutmayın.